Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aray Yayınları Matematik Sahnesi kitabında basit olayların olasılığı, olma olasılığı konusunda dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, öncelikle olasılık kavramlarını inceleyelim. Bir deneyde gözlemle gözlemlemek istediğimiz her bir duruma olay denir. Arkadaşlar olay bizim Gözlemlemek istediğimiz durumdur, yani bizden istenilendir diyebiliriz. Olay sonuçlarını bulma işlemine ise olaya ait olası durumları belirleme diyoruz. Olay sonuçlarını bulma işlemin adı olası durumları belirlemedir. Bir deneydeki olası durumların her birine çıktı denir diyoruz. Gençler öncelikle şu örneğimizi inceleyelim. Bir torbanın içinde aynı büyüklükte iki siyah, üç kırmızı top vardır. Torbadan rastgele seçilen bir topun siyah olma olayını inceleyelim. Arkadaşlar bakın biz neyi gözlemlemek istiyoruz? Siyah olmasını istiyoruz. O halde deney torbadan bir top seçilmesidir. Olay benim istediğim arkadaşlar bakın neydi? Olay biz siyah top olmasını istiyorduk. Seçilen topun siyah olmasıdır. Evet iki tane siyah topumuz olduğu için siyah 1 siyah 2 diyoruz. Ve buna olayın çıktısı diyoruz. Tüm olası durumlarda arkadaşlar... 2 tane siyah, 3 tane kırmızı topumuz vardı. 2 siyah, 3 kırmızı o halde 5 tane olası durum vardır diyorum. Evet arkadaşlar, bazı tanımlarımız var. Bir olaya ait olası durumlar karşılaştırıldığında çıktı sayısı fazla olan olayın gerçekleşme olasılığı daha fazladır. Çıktı sayısı az olan olayın gerçekleşme olasılığı daha azdır. Çıktı sayısı eşit olan olayların gerçekleşme olasılıkları eşittir diyoruz. Evet, yukarıdaki örnekte arkadaşlar kırmızı topun gelme olasılığı siyah topun gelme olasılığından daha fazladır. Çünkü 3 tane kırmızı top vardır diyorum. Evet devam ediyorum. Evet arkadaşlar birinci etkinimize baktığımız zaman kalemimizi alalım. Aşağıda verilen olasılık kavramlarına göre boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Bir zar atıldığında Üst yüze asal sayı gelme olasılığını inceleyiniz. Arkadaşlar bakın ben burada ne yapıyorum? Havaya zar atıyorum. O halde zar atılması diyebiliriz olay deneyi. Deneyi zar atılmasıdır. İstersek havaya zar atılması da diyebiliriz. Olay arkadaşlar ben ne istiyorum? Üst yüze asal sayı gelsin istiyorum. O halde bakın bu bizim olayımızdır. Üst yüze asal sayı gelmesidir. Evet olayın çıktısı gençler. Şimdi bir zara hava yattık düşünün. Bakın zarın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayı var. Benden arkadaşlar üst yüze asal sayı gelsin istemişti. O halde asal sayılarımız 2, 3 ve 5'tir. Yani olayın çıktısı da 2, 3, 5'tir. Ve tüm olası durumlarımıza 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelmesi olur diyoruz. Evet devam ediyorum. İkinci etkinliğe geçiyorum. Özdeş olan 4 mavi, 3 kırmızı, 2 beyaz top bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir topun mavi renkli olma olasılığını inceleyiniz diyor. Arkadaşlar öncelikle deneyimiz ne? Bakın torbaya top atıldı. Torbadan top seçiyorum. O halde torbadan top seçilmesi deneydir. Evet olay ne gençler? Bizden ne istiyor? Seçilen topun mavi renkli olmasını istiyor. O halde seçilen topun mavi renkli olması olaydır Peki kaç tane mavi topumuz var arkadaşlar? Bakın 4 tane mavi var. O halde mavi 1, mavi 2 mavi 3 ve mavi 4 şeklinde yazabiliriz. Ve tüm olası durumlar gençler 4 tane mavi 3 tane kırmızı 2 tane beyaz. O halde 4 tane mavi yazıyorum 3 tane kırmızı, kırmızı 1 kırmızı 2. Kırmızı 3, 2 tane de beyazımız var. Beyaz 1, beyaz 2 şeklinde de tüm olası durumları yazmış oluyorum. Evet devam edelim B'deki etkinliğe geçelim. Aşağıda verilen deneylerde istenilen olayın çıktılarını ve tüm olası durumları bulunuz diyor. Arkadaşlar benden istenilen olayın çıktısını istiyor. Bir de tüm olası durumları bulmamı istiyor. Evet bir madeni para atıldığında üst yüze yazı gelme olasılığı arkadaşlar istenilen bizim olayımız da o halde bunun çıktısı yani olayın çıktısı istenilen yazı olduğu için arkadaşlar yazı gelmesidir. Tüm olası durumlar Evet para hava atıldığı zaman arkadaşlar iki tane olası durumumuz vardır. Yazı veya tura arkadaşlar yazı virgül tura bizim tüm olası durumlarımızdır. Yani bizim ihtimallerimiz olur diyoruz. Devam edelim. İki yüzü mavi, bir yüzü sarı ve üç yüzü kırmızı rengi boyanan bir küpün üst yüzeyine kırmızı gelme olasılığı. Arkadaşlar olayın çıktısı yani olay benden ne istiyor ona bakacağız. Olayımız üst yüze kırmızı gelmesiydi. O halde bunun çıktıları da 3 tane kırmızıdır. Kırmızı 1, kırmızı 2 ve kırmızı 3. Peki tüm olası durumlar gelebilecek tüm ihtimallerdir. 2 tane mavi vardı. 1 tane sarımız var. 3 tane de kırmızı var toplam 6 tane durum olur diyoruz. Evet geçelim gençler 3. etkinliğe. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne, üst yüzeyine en az 2 gelme olasılığı. Peki olayın çıktısı diyelim. Arkadaşlar en az 2 gelmesi 2 ve daha fazlaları kabul edeceğimiz anlamına gelir. O halde olayımızın çıktısı 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Peki tüm olası durumlarımız Evet. Bir zarın üzerinde birden 6'ya kadar sayılar vardır. Ama tüm olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olur diyorum. Evet, geçiyorum arkadaşlar bir sonraki soruya. 20'nin pozitif tam sayı çarpanlarını özdeş kartlara yazıp Yazılıp bir torba yatılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartta yazan topun çift olma olasılığı ile ilgili arkadaşlar. Önceki 20'nin çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, 4 çarpı 5'tir gençler. O halde benden ne istiyordu? Olayın çıktısına bakalım. E evet, sayıların arkadaşlar çift olmasın. O halde 2, 4, 4. 10 ve 20'yi olayın çıktısı olarak yazıyorum. Tüm olası durumlar çıktılarımızın her biri 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'de tüm olası durumlar olur diyorum. Evet gençler geçiyorum 5. etkinliğe. Birden yüze kadar olan doğal sayılar özdeş, kar, özdeş topların yüzeylerine yazılıp bir kutuya atılmıştır. Kutudan rastgele çekilen bir topun yüzeyinde tam kare sayı yazma olasılığı ile ilgili durumu inceleyeceğiz. Olayın çıktısı diyeceğim. Bir de tüm olası durumlar diyeceğiz gençler. Şu anda arkadaşlar biz olasılığını olasılık hesabını daha iyi yapmıyoruz. Ona dikkat edelim. Sadece olayın çıktısıyla tüm olası durumlarla ilgileniyoruz. Şimdi tam kare ifadeler arkadaşlar. 1'den 100'e kadar tam kare sayılar. bakın 1, 4 ne tam kare ifade? Onu da hatırlatalım. Bir sayının karesi olarak yazılabilen sayılardı. O halde 1, 1'in karesi. 4, 2'nin karesi. 9, 16, 25, 5'in karesi. 36, 6'nın karesi. 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81 ve 10'un karesi 100'dür. Bakın bunlar benim tüm olası durumlarımızdır. O halde keşke arkadaşlar bunu şuraya silelim ve olayın çıktısı kısmına yazalım. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ve 100 şeklinde yazdım. Peki tüm durumlar arkadaşlar birden yüze kadar olan sayılardır. O halde 1, 2, 3 diyorum. Devam ediyorum. 98, 99 ve 100'e kadar olan sayılar tüm olası durumlar olur diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet gençler. Bir panoya asılan aynı büyüklükteki kare not kağıtları aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Arkadaşlar birinci sorumuza baktığımız zaman rastgele seçilen kartın hangi kartın gelme olasılığı en fazladır? Arkadaşlar bakın burada 13 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mi? 13 tane mavi kartımız var. O halde gelme olasılığı en fazla olan kart mavi karttır. 13 tane mavi kart var. Ve en fazla kartımız budur. Peki. İkinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Rastgele seçilen hangi kartın gelme olasılığı en azdır? Arkadaşlar bakın burada iki tane yeşilimiz var. O halde en az olan yeşildir diyorum. Turuncu 3 tane. Mor da 3 tane gençler rastgele seçilen hangi kartın gelme olasılıkları eşittir? Bakın turuncu 3 mor 3 tane olduğu için o turuncu ile morun gelme olasılıkları eşittir diyorum. E, dördüncü soruya bakıyorum. Toplam kart sayısının değişmemesi şartıyla kaç tane mavi kartın rengi mor renk olursa rastgele seçilen kartın mavi olma olasılığı ile mor kart olma olasılığı eşit olur diye soruyor. Şimdi gençler 13 tane mavi vardı. Üç tane de mor kartımız vardı. Şimdi diğer kartları hiç değiştirmiyoruz gençler. Burada bunu eşitlemem gerekiyor. Şöyle düşünüyorum. 13 tane mavi ile 3 tane moru toplarsam 13 artı 3 16 olur. Eşit olması için 16'yı 2'ye bölüyorum. 8 tane olması gerekir. O halde arkadaşlar bakın 13'ten 8'i çıkarıyorum. 5 tane kart 5 tane mavi kart mor renge boyanırsa eşitlik olur diyoruz. Evet yani o zaman 8 tane mavi, 8 tane de mor kart olur diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet D'deki etkinliğe baktığımız zaman aşağıda verilen daire grafiğine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Daire grafiğindeki parçalar bir torbaya atılıyor. Rastgele seçilen bir parçanın gelme olasılığı eşit olan parçalar. Arkadaşlar burada merkez açıları eşit olan kartlar gelme olasılığı anlamında da eşit olması gerekir. Bakın 60 derece A'nın merkez açısı 60. B 60. D ve E de 60 derece. O halde A, B, D ve E eşittir. Çünkü bunlar 60'lar derecedir diyoruz. Evet ikinci soruya bakıyorum. Rastgele seçilen bir parçanın gelme olasılığı hangi parçada en azdır? Gençler merkez açısı en az olan F'nin bakın 30 derecedir. Evet F'nin gelme olasılığı en azdır. Rastgele seçilen bir parçanın gelme olasılığı hangi parçada en fazladır diye soruyor. Evet arkadaşlar bakın burada C 90 derece. O halde en fazla C gelebilir diyoruz. Ve C'nin 90 derece olduğunu söylüyorum. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet arkadaşlar. Bir kutuda bulunan aynı büyüklükteki kalemlerin renklerine göre dağılımı yandaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Kutuda toplam 72 kalem bulunduğuna göre kutudan hangi renklerden en az kaç kalem alındığında hepsi eşit olasılıklı olur diye soruyor. Gençler öncelikle şu verilmeyen merkez açıyı bulmak istiyorum. O halde 120 artı 90 210 derecedir. 360'tan 210'u çıkarıyorum. 150 derece olur mavi rengin merkez açısı diyorum. Şimdi kalemlerin tamamı 72 taneymiş. O halde 360 derecesi 72 tane ise arkadaşlar sırayla doğru orantı kurabiliriz. 120 tanesi 120 dereceye x kalem düşer diyorum. Bakın içler dışlar çarpma yapabilirsiniz. Eter iki tarafı x yalnız bırakmak için 360'la bölmem gerekir. Hadi 360'ta 120 sadeleştiriyorum değiştiriyorum. 3 kaldı. Buradan x'in değeri 20 4 <laughs> tanedir diyorum. Evet 24 tane. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bakın burası 24. 90 dereceye ne kadar düşer? Şöyle yazalım sonra. 72 tanesi 360 derece ise 90 derece x'tir diyorum. Arkadaşlar bakın şöyle 4'te biridir. O halde x'i bulabilmek için 72'yi 4'e bölersem olur. 72 bölü 4 18 kalem var. 90 derecede diyoruz. En yani son olarak 150 derecemize bakalım. 72 360 sağ 360 derece ise 150 derecemiz x'tir diyoruz. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapabilirim. 360 çarpı x 72 çarpı 150 her iki tarafı 360 bölelim. 72 ile 360 sadeleştiriyorum. 1, 5, 150'yi 5'e biliyorum. X'in 30 tane olduğunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar bir tanesinde 18, diğerinde 24 ve 30 tane kalemiz var. O halde yeşilden 24 kalem vardı. 18 tane çıkaracak olursam 6 kalem alınmalı. 6 kalem buradan alacağım. Maviye baktığım zaman arkadaşlar 30 kalem var. 18 olması için 12 kalem de buradan alacağız. O halde toplamda 6 12 daha 18 kalem alınmalı diyorum. Eğer 18 kalem alınırsa bütün kalemler birbirine eşit olur diyoruz. Sorumuzun cevabında 18 kalem olarak söylüyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, bir çift zar havaya atılıyor. Zarların üst yüzeylerine gelen sayıların toplamının 9 oldu kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu sorularda öğrencilerimle şu tabloyu hemen yaparım. Bu tablo bizim için çünkü sorular değişirse biraz daha rahat bir tablo olur. Sadece 35-40 saniyemizi alıyor arkadaşlar. Bu tabloyu lütfen alışkanlık haline getirirseniz bu tablo üzerinden sorularımızı yapabilirsiniz diye söyleyelim. Şimdi bir zarın arkadaşlar gelme olasılıkları, gelme durumları 1 2 3 4 5 6'dır. 1 2 3 4 5 6'dır. Şimdi toplayacağım için gençler bunları toplayarak satırlarımı yazıyorum. Bakın 1 1 daha 2. 1, 2 daha 3, 4, 5, 6, 7. İkinci satıra geçiyorum. 2, 1 daha 3, 2, 2 daha 4. Bu şekilde devam ederiz. 3 ile 1 topladım 4, 3 ile 2 topladım 5, 3, 3 daha 6, 7, 8, 9, 4, 1 daha 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1 daha 6, 7, 8, 9 10 11 Evet 6 1 daha 7 olur. 8 9 10 11 12 oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum o zaman? Toplamları 9 olan sayıları seçiyorum. Bakın arkadaşlar toplamları 9 olan 4 farklı durum vardır diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu tabloyu çizmek zorunda değilsiniz arkadaşlar ama bu tabloyu çizersek toplama durumlarındaki soruları çok rahat yapabilirsiniz diyoruz. Peki durumlarımızı da yazalım arkadaşlar. Bakın ne yaptım. 3 ile 6'yı topladık. Bunu bulabilmek için 3, 6 toplandım. İkinci sayımı bulabilmek için 4 ile 5 topladım. Evet bunu bulabilmek için 5 ile 4 topladık. Son olarak da 6 ile 3 toplandı. Evet. Olası durumlarda dört farklı durum olduğunu söylemiştim gençler. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Birden 20'ye kadar olan doğal sayılar özdeş büyüklükteki kartlara yazılıp bir kutuya atılıyor. 9 arkadaş sırasıyla gelip kutudan rastgele bir kart seçiyor. İlk 8 kişi asal sayılar seçtiğine göre 9. kişinin seçebileceği olası asal sayı yazan kart sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler şöyle düşünelim. Önceki 1'den 20'ye kadar olan asal sayıları yazmak istiyorum. Bakın 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. 1'den 20'ye kadar olan asal sayılardır. Şimdi saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane asal sayı var. Şimdi ilk 8 kişi geldi ve birer tane asal sayı aldı. Arkadaşlar 8 asal sayının hepsi bitti. O halde başka asal sayı olmadığı için 9. kişinin arkadaşlar seçebileceği 9. kişinin asal sayı yazan kart sayısı sıfırdır diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet dördüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar bir kafede satılan hatta biraz büyütelim yaşlar. Bir kafede satılan yiyecek ve içeceklerin Fiyat listesi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu kafeden bir yiyecek ve bir içecek alan bir kişinin ödeyeceği tutar için kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Öncelikle bir tane tost alsak. Yani 8 lira. Şimdi bunun yanına da içecekleri sırasıyla yazalım. Bakın 8 artı 5 13 olabilir. Bir tane tost bir tane ayran alsam 8 artı 2 10 lira olabilir. Bir tane tost aldım 8 lira Son olarak da limonata arıyorum. 5 lira. 13 lira olabilir. Şimdi bir tane hamburger aldığımız düşünelim. 10 liraya. Artık gazoz aldım yanına 5 lira. 15 lira. Hamburger aldım. Gençler şöyle eşleştirdiğimiz düşünelim. Ayran aldım yanına 2 lira. 12 lira. Hamburger aldım 5. Pardon 10. Limonata aldım 5 lira. Evet, son olarak poğaçayı eşleştirelim. Evet yanına ne aldım? Gazoz aldım 5 lira. Yine poğaça aldım 5 lira. Yanına ayran aldım 2 lira. Poğaça aldım 5 lira. Ve yanına limonata aldım 5 lira. Toplarsam 17 ve 10 yaptı. Arkadaşlar burada neyi seçeceğiz biz? Farklı olan durumları seçeceğim. Bakın şöyle bir tane 13 lira var. Bir tane 10 lira seçiyorum. Bakın bu 13 seçmiyoruz. Az önce seçtik. Bir tane 15 seçtim, bir tane 12. Bir tane de arkadaşlar bakın şöyle 7'yi seçeceğim. Evet. O halde 1 2 3 4 5 tane farklı durum vardır. Şöyle yazalım gençler. 13 10 15 12 ve 7 olmak üzere 5 farklı olası durum vardır diyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet. Aynı büyüklükteki mavi ve sarı kartlardan rastgele birer tane kart seçilip üzerinde yazan sayıların toplanılacaktır diyor. Buna göre elde edilen sonuçlara göre kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Arkadaşlar bir önceki sorumuza çok benziyor. Şöyle düşüneceğiz. Bakın başlangıçta maviden bir tane 10 seçtim ve bunları eşleştireceğim. Ve bunları toplayacağım arkadaşlar. O halde yazalım. Bakın onu seçelim. Ve onu sırasıyla diğer sayıdaki karttaki sayıları toplayalım. 10 artı 8. 18. 10 artı 9. 19. 10 artı 10. 20. 10 artı 7. 17 olabilir. Devam ediyorum. 8'e eşleştiriyorum arkadaşlar. 8 ile 8 artı 8 16 9 eşleştirelim. 8 9 8 artı 9 17 8 artı 10 18 ve 8 artı 7 15 oldu. Gerçekten şurayı temizliyorum. Evet. Bu sefer de 5'e eşleştirelim. 5, 8 daha. 13. 5 ile 9'u eşleştirdim. 14. 5 ile 10'u e eşleştiriyorum. 15. 5 ile 7'yi eşleştirdim. 12. Şimdi geldik arkadaşlar 7'ye. 7 ile 8'i eşleştirelim. 15. 7 ile 9 eşleştirdim. 16. 7 ile 10 eşleştiriyorum. 17. 7 ile 7 eşleştiriyorum. 14 oldu diyorum. Peki arkadaşlar burada neyi seçiyorum? Farklı olan olası durumları seçmemiz gerekiyor. Bakın sadece farklar. 18 var. 19 var. 20 var. 17 var. Arkadaşlar diğer tarafta 18, 19, 20 ve 17 gördüğümüz sayıları almayacağız. Bakın ne görmedim? 16 görmedim. 17 gördük. 18 gördük. 15'i görmedim. Devam ediyorum. 13 görmedim. 14 görmedim. 15'i işaretledim. 12'yi işaretlemedik. 15, 16, 17 ve 14'ü işaretledim. O halde küçükten büyüdü. Sıraya koyabiliriz. 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 toplamların farklı durumlarıdır diyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 farklı durum vardır diyorum. Evet arkadaşlar. Bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.